mesela tasavvuf ıstılahında müridin rızkı şeyhinin elindedir diyorlar. Çünkü onlar biliyorsunuz her sözün anlamını değiştiriyorlar. Zahire hiç itibar etmiyor, her şeyi batında aramaya kalkıyorlar. Ve zahiren ifade eden anlamların dışında anlamlar yüklüyorlar birçok cümleye. Mesela diyorlar ki Risale-i Halidiye isimli bu İskender Paşa cemaatinin ders kitabı, el kitabı olarak okuttukları bir kitapçık var. Buna şey de ön sözü yazmış Mehmet Zahid Kodgur. Esat Coşan okutuyor. Müridin sahibi olduğu şeylerde tasarruf adabı, ara başlığı altında bazı şeyler açıklıyorlar. İktibas dergisinde vaktiyle onları alıntılamış idik. Bir mürid diyor, ruhların yaratıldığı zaman kendi ruhunun şeyhinin ruhu yüzü gözü hasretine yaratıldığına itikad etmeli. Artı, kendisine bu dünyada her ne ki verilmişse, kadın, çoluk, çocuk, bab, dostan, mal, mülk, apartman, araba, her neyse, yani neye sahibin diyorsa, bunların hepsinin asıl sahibinin şeyhi olduğuna itikad etmeli, kendisinin emanetçi olduğunu bilerek ona göre amel etmeli. Yani ne demek bu beyler? Şeyhi günün birinde diyecek ki şu arabanı bana ver, verecek. Niye? Asıl sahibi şeyhi ya. Şeyhi yüzü gözü hasretine ona verilmiş bu şeyler. Hanımını isteyecek, onu da verecek. Evet. Böyle itikad eden adam yapacak dedik. Yani böyle itikad eder. Peki yani bu adamın şeyhi Allah'a demek. Yani insanlar Allah'a bile arabasını vermiyor, bilmem nesini vermiyor değil mi? Ama bu durumdaki adam şeyhine neyi isterse verecek. Hala da bu adam Müslümanım diyecek. Olmaz ya. Olmaz. Yani eğer Kur'an Allah'ın kelamıysa ki öyle. O doğruları söylüyorsa ki amennâ ve saddaknâ söylüyor. Doğruların kitabı diyor. O zaman olmaz ya.